Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından iyice uzaklaşan Galatasaray, sezonun 29. haftasında Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Arena'da Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 29. maçında 10. galibiyetine ulaşmayı başardı. İstanbul'da saat 20'de başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray iddialı bir 11 ile başladı. Geçtiğimiz maçta Barcelona ile deplasmanda berabere kalan Cimbom, Beşiktaş'ı yenerek moral artırdı. Beşiktaş karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılılar kısa bir süre sonra dünya devi Barcelona'yı saat 20.45'te Nef Arena'da konuk edecek. İstim üstünde olan Cimbom, Barça'yı eleyerek UEFA Kupası'nın en büyük favorilerinden olduğunu göstermek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet için "Eğer Beşiktaş 3. golü de yeseydi Allah korusun derdik. Beşiktaş dağılırdı. Galatasaray 4 gündür susmayan Beşiktaş'ı resmen tokatlayarak terbiye etti. Bu Galatasaray Barcelona'yı elerse şaşırmam" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Barcelona maçına büyük bir istekle çıkacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray dünya devi Barcelona'yı eleyebilecek mi? Galatasaray eler diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray teknik direktörü Domenech Torrent'in cevabı İspanya'yı karıştırdı. Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından Sarı Kırmızıların teknik direktörü Domenech Torrent'in İspanyol gazeteciden gelen soruya verdiği cevap İspanya'yı ikiye böldü. Ülkede verdiği cevap yüzünden Torrent saygısızlıkla suçlanırken hakaretlere de maruz kaldığı ifade edildi. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Barcelona Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısındaki tavrı İspanya'da yankı uyandırdı. Toplantı sırasında kendisine İspanyolca yöneltilen soruya "Katalanca cevap vereceğim çünkü benim dilim Katalanca, size tercümesini yaparlar" şeklinde yanıt verdi. Deneyimli teknik adamın bu tavrı sosyal medyada birçok Katalan tarafından beğeniyle karşılanıp ana dilini savunduğu gerekçesiyle alkışlanırken İspanyol basınının bir bölümü tarafından ise tepkiyle karşılandı. Galatasaray teknik direktörünün bu yüzden hakaretlere maruz kaldığı belirtilirken bazı sorulara ise İspanyolca yanıt verdiği hatırlatıldı. Muhabirin sorusunu İspanyolca yanıtlamadığı için saygısızlık ettiği savunuldu. Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'den Galatasaray'a övgü. Barça'nın eski yıldızı, şu sıralarda Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez Galatasaray hakkında "Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ama hala dağ gibi duruyorlar. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da acı çekecek" ifadelerini kullandı. Liverpool ve Barcelona'nın eski starı Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, İspanyol AS gazetesine Nou Camp'taki maçı değerlendirdi. Uruguaylı yıldız, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hala dağ gibi duruyorlar. Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız. Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı. Dünya basınında gündem Galatasaray.
Barcelona UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk müsabakasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Kritik müsabakanın son anlarında Buffett'in Bigomis rakip fileleri havalandırdı ancak offside'a takılmıştı. Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında gösterdiği kusursuz performans dış basında geniş yankı buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Marka gazetesi Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu şeklinde başlık attı. Haberin detayında Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Iñaki Peña golsüz sona eren maçta harika işler yaptı. Xavi'nin öğrencileri hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis seyircileri sessizliğe gömdü ancak offside bayrağı kalktı. Barcelona elinde kalan tek kulvarda şampiyonluğa ulaşmak için İstanbul'da kazanmak zorunda. ESPN Barcelona'nın son 4 maçta görülen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Iñaki Peña Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça Ter Stegen'e rekabet etmek istiyorsa para harcamasına gerek yok. Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı. Mundo Deportivo Barça'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontra ataklarla gole yaklaştı. Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Iñaki Peña harika bir performans gösterdi. El País Barcelona uzun süredir Avrupa'da eski performansının uzağında. Xavi bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarı kendine gelse de beraberliği bozamadı. Barcelona şimdi çeyrek finale çıkmak için bekleyen Galatasaray'a karşı İstanbul'da kazanmak zorunda. Galatasaray golü de buluyordu ancak Kerim'in şutu Eric Garcia tarafından kurtarıldı. La Vanguardia Xavi maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar. Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kallarin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kallarin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü.